Var mı biliyor musun? Burada olmayan Çandır'da olur mu abi? Ne olacak abi, biz parayı buraya ne vereceğiz? Ne bileyim, Sarıkaya'ya gidecekmişsin şu an. Allah Allah. Evet, memleketimin güzel insanları. Böyle oldu baba, böyle oldu. Sağ, hadi. Kanalımın değerli takipçileri. Öyle. İhbarkasını çekmeye geldim. Yapacak iş bulamadığımda. Müşteri geldi İş Bankası'na, kapalı olduğunu söyledim. ATM'ye de gitmiş. Öyle. Bugün ondan bahsedeceğiz. Kamerayı ayarlıyordum. Fokradanlı boyacı geldi. İsim hafızam var biliyorsunuz. Bugün salı. Salı pazarımız var. Oradan görüntü vereceğim. Öyle. Köy deyince kızıyorlar bana da. İş bankamız kapandı. Cuma itibariyle. Bugün 25'i, 21'i itibariyle kapandı herhalde. Öyle geleyim video yapayım dedim. Niye yapayım dedim. Normalde yapmayacaktım ama dün millet kapıyı zorluyor. Diha ediyor. Açın ulan açın. Paramız var içeride. Buranın da parası var. ATM'yi de götürmüşler. Nereye kuracaklar bilmiyorum. Yalnız buraya ATM kuracaklar mı? Ama hakikaten Türk işi işte. Önce ATM'ni bir oluştur. Ondan sonra git nereye git. Cuma günü kapanacak dediler. Cuma günü içeriği komple boşalttılar. Kapıyı kapat, 3-5 gün bekle, belki bir şey olur. Türk'ün işi esnafı işte. Bu sadece bizde vardır. Pılıyı pırtıyı hep topladılar, götürdüler. ATM'yi bile götürdüler. Öyle. Demin Hakan Çakar'la konuştum. Otelde sıkıntı çekiyormuş yani usta bulma konusunda. Ustalar deprem bölgesine gitmiş. Hatay tarafına gitmişler bütün ustalar. Sıkıntılarımız var. 8. ayı normalde bitirecektik ama 9. ayın sonunu bulur dedim diyor. Ama inşallah 9. ayın 15'ine bitirmeye hevesim, gayretim var diyor. Ben demiyorum, Hakan abim diyor. Ayhan abim de eşlik ediyordur tabi. Onunla görüşmedik ama. Dışarıdan gelecek hocalar var. Öğretmen evinin misafirhanesi onları karşılamıyor. Yani o kadar yatak sayısı sınırlı herhalde yani. Veya birileri kalıyor, toptan senelik ödüyor kalma şeyini, yatak sayısını. Rezerve oluyor. Sıkıntılar var işte. Ama İş Bankası hakikaten kötü oldu. Öyle. Gündem değişik. Televizyona bakıyoruz işte, Bay Kemal. Şimdi herkes Bay Kemal'i kötülüyor ama şimdiki Bay Kemalciler yarın biz demiştik. Bay Kemalci olmayacaklar, sözlerinin arkasında durmayacaklar. Benden daha dürüst bir adam bulursam o zaman bırakırım demiş. Geçen bir yerde de okudum. 7 dönemdir milletvekilliği yapan varmış. Benimki sadece duyum yalnız. Yani kesin bir şey söylemiyorum. Ama 7 dönemdir milletvekili olan varmış Cumhuriyet Halk Partisi. Bırakın da bir önünü açın. Arda biliyorsunuz Real Madrid'e gitti. Saçmalıyormuş işte. Başta oynamadı ama ikinci maçta inşallah oynayacak. Fenerbahçe çok yanlış yaptı. 30 milyon liraya verdiler. Yarın Arda'nın fiyatı 300 milyon lira olacak. Farkında değil. Ondan sonra 20 milyonluk futbolcu almıyoruz. Lan elindekine işte parayı ver de tut. Adam zaten Fenerbahçe. Niye gitti? Yani 1 milyon bile vermiyorlarmış. 850 bin dolar veriyorlarmış. Onun için çocuk bıraktı gitti. Haklı da.
Orada 10 milyonun üzerinde para alıyormuş şimdi. Sen olsan gitmez misin? Kim olsa gider. Değişik şeyler var. Hakan abiyle konuştuk. Üst katta İş Bankası'nın evleri vardı. Yani daireleri vardı. Kalan personel üst katta kalıyordu. Abi ne yapacaksın? Kiraya vereceksin dedi. Devrim şu anda askıya aldık dedi. Kalorifer tesisat döşeteceğiz dedi. Doğalgaz döşeteceğiz dedi. Onun için belli bir süre vermeyeceğiz dedi. Haklı da. Ev soranlar var bu sırada. Yani kanalımdan dolayı izleyenler oluyor. Çayran yazınca tabii Google'a ben çıkıyorum. Bir şekilde ulaşıyorlar. Ev soruyorlar. İki tane hazır evimiz var ama dediğim gibi doğalgaz döşeniyor şu anda. Yani kiraya vermeyeceklermiş. Öyle benim de pek tadım tuzum yok bugün. Tadım ve tuzum. Kameraya konuşuyorum öyle. Öyle mi? He. Günaydın. Günaydın. Kiraya vermiyormuşsunuz evleri de onları söylüyorum. Şeyden bir tane hoca var. Konya'dan. Rehberlik öğretmeniymiş Mehmet'te. Babasıyla gelmişler. Beni aradı. Ev var mı diye. Eğer şey yaparsan birini verelim. Aynen ben de onu anlattım işte. Doğalgaz yaptıracağız. Tadilatımız var. Dedim. Ama aklınızda olsun. Hüseyin Hoca'ydı herhalde. Veya Halil Hoca. Aradı ev sordu. Evet kamera. İsteyen var mı burayı? Binayı kiraya isteyen var mı? Var, bir tane var. Hayırlısı. Aynen. Şimdi biraz tamir çıkıyor. Nasıl kaçıracaklarını bilemez onlar da. Yani cuma günü kapattılar. Cuma günü malzemeyi de götürdüler nasıl olduysa. Gelme ayrı da en azından bundan sonra ATM'yi nereye vuracaklar? Nereye vurdular? Hayırlısı. Arif Güneşli'nin oraya da ATM'yi kurmuşlar. Neyse hayırlısı. Arif Güneş'in yanına kurmuşlar ATM'yi. Burayla anlaşamamışlar. Zaten burada dükkan açınca dükkanın içinde de ATM olmazdı. Herhalde yani bilmiyorum. Öyle. Neyse. Salıdan böyle pazar videomuz gelecek. Baktığınız yer aydınlık. Yanınızda güzel insanlar. Gününüz her daim güzel olsun. Seyriniz güzel olsun.